Can Bey böyle buyurur musunuz? İlk duruşmaya katılmadığı için hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan gazeteci Can Dündar hakim karşısına çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandı. Yeni bir sansür mekanizmasına dönüştü. Yani sadece hukuki olarak da değil, görevden atmalar, gazetecilerin işsiz bırakılması, haklarında dava açılması, soruşturma açılması ve bunun bir caydırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. Bir tür sansür mekanizması. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarından sonra kaleme aldığı bir yazıdan dolayı gazeteci Can Dündar hakkında dava açıldı. Şikayetçi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan'dı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Vedat Yiğit tarafından hazırlanan 4 sayfalık iddianamede Can Dündar'ın Cumhuriyet Gazetesi ve cumhuriyet.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan "Fezlekeleri Okumak Hakkımız ve Erdoğan'ın Yumuşak Karnı" başlıklı yazılarında Erdoğan'a kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği iddia edildi. Ayrıca Dündar'ın Bilal Erdoğan'a da hakaret ettiği öne sürüldü. İddianamede Can Dündar'ın hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret etmek suçundan 2 yıl 4 aya kadar, oğlu Bilal Erdoğan'a ise hakaret suçundan 2 yıl 2 aya kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşmasına Can Dündar yurt dışında olduğu gerekçesiyle katılamadı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi de duruşmaya katılamayan Can Dündar'ın zorla getirilmesine karar verdi. Bu karardan sonra bir açıklama yapan Dündar, "Zora gerek yok, gideriz. Hakaret yoktu, gerçeği yazdık," dedi. Öyle de oldu. Can Dündar ikinci duruşma için avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeydi. Hem hakim karşısına çıkacak hem de açığa alınan 17 Aralık soruşturmasının savcısı Celal Karay'la yaptığı söyleşiden dolayı savcılığa ifade verecekti. Adliyeye girmeden önce kısa bir açıklama yaptı. Yaşanan süreci eleştiren Dündar, "Biz mesleğimizi yapıyoruz, söylemeye ve yazmaya devam edeceğiz," diye konuştu. Bir cesaret gerektirmiyor, biz kendi işimizi yapıyoruz. Mesleğin fıtratından sayılan bir şey olmaya başladı yargılanmak. Yayın yasakları, sansürler yetmeyince yargılayarak yıldırma yöntemini deniyorlar. Söyleyeceğim şey hepimizin, sizlerin de gazeteci olarak söyleyeceğiniz şeydir. Biz mesleğimizi yapıyoruz. Büyük bir hırsızlığın, yolsuzluğun halkın gözünün önünden kaçırılmasına göz yummayacağız ve gazeteciler olarak. Hakim karşısına çıkan Can Dündar hakaret iddialarını reddetti. Bir kastının olmadığını, sadece mesleğini yaptığını söyledi. Savcılıkta da benzer ifadeler kullandı. Yaklaşık 4 saat adliyede kalan Can Dündar, mahkemenin önemli bir karar aşamasında olduğunu vurguladı. Biz avukatlarımız aracılığıyla aslında yazı dizisine dayanak teşkil eden bütün o fezlekelerin, raporların ve ses kayıtlarının mahkemeye getirilmesini istedik. Dolayısıyla onlar hakkında silinme kararı alınmıştı biliyorsunuz. Halbuki bizim savunma hakkımız ve ispat hakkımız o kayıtlara dayanıyor. Burada bir karar vermeleri gerekecek. Ya onları imha ederlerse bizim savunma hakkımız elimizden alınmış olacak. Onları buraya getirirlerse de mahkeme bence bundan sonra başka bir seyir izleyecek ve kimin sanık kimin tanık olduğu orada daha iyi anlaşılacak. O açıdan bunun sadece basın özgürlüğü açısından değil, Türkiye'de yolsuzlukların önlenmesi açısından da önem teşkil edeceğini düşünüyorum.